Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Expo Center Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ufuk Tarım'a konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Doktor Halim Aydın ve yönetim kurulu başkan yardımcımız Salih Erdem Aydın var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Halim Bey, Erdem Bey merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Biz de ilginiz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma hoş bulduk tekrar. Üstad'la, Halim Bey'le başlamak isteyeceğim. Halim Bey, kendinizden bahsedebilir misiniz? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Doktor Halim Aydın, ben kimyagerim. Doktor kimyagerim. İhtisasımı tarım sektöründe yaptım. Master'ımı bitki koruma ürünleri, pestisitler üzerine. Doktoramı da bitki besinleri, gübreler üzerine yaptım. İhtisas alanımdaki verileri, buluşları da sektörde uygulama imkanı buldum ve onların sonuçlarını yaşıyoruz şu an. Evet, şu an bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. Oğlunuza Erdem Bey'e dönmek isteyeceğim. Erdem Bey tekrar merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyalım Erdem Bey. Sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Salih Erdem Aydın. Doğduğumdan beri bu işin içindeyim zaten. Tahsisimi de yine bu alanda gerçekleştirdim. Öyle de devam ediyoruz. Yani baba oğul sırt omuzumuza verdik, mücadele ediyoruz diyebiliriz. Tabii artık aynen biraz öyle. Daha bayrağı sizler alacaksınız diye düşünüyoruz. Değil mi? Neler yapıyoruz efendim burada Ufuk Tarım olarak? Firmamızı kaç yılında kurduk ve verilen hizmetler neler? Ufuk Tarım 1998 yılında İstanbul'da kuruldu. Gübre üreticisiyiz. Organik gübreler, organomineral gübreler, EC Fertilizer gübrelerimiz ve yardımcı ürünlerimiz mevcuttur. Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında gübre sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet, aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz. Siz de bahsettiniz ama yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Kriterleriniz olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Nelere dikkat ediyorsunuz efendim hizmet verirken? Biz ürünümüzü satışından çok etkisine bakıyoruz. Yani bir ürünün ne kadar sattığına değil, ne kadar etkili olduğu çok önemlidir. Biz de ilk siparişlerimizde değil, genelde ikinci siparişlerimizde sevinen bir firmayız. Yani şunu söyleyebiliriz. Önce hizmet, ondan sonra ticaret. Aynen öyle. Yani anlaşı, hareket ediyoruz. Sattık mı hiç bitmiyor. Evet. Bence başarınızın en büyük sırrı Halim Bey de siz de bir kere severek yapıyorsunuz işinizi. Aynen. Bence çok ince bir çizgi. Buyurun Halim Bey. Hem bilimsel çalışıyoruz hem pratik çalışıyoruz. Evet. Önce toprak tahlili yapıyoruz. Bitki analizi yapıyoruz. Bitkinin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Ona göre gübreler formüle ediyoruz. İhtiyaca karşı gübre üretiyoruz. Böyle olunca da sağlıklı toprak, sağlıklı bitki, sağlıklı hayvan ve bunlardan beslenen sağlıklı insan projemiz var bizim. Bunun ilk basamağı sağlıklı bitki yetiştirmektir. Biz oraya hizmet ediyoruz tabii. Evet. Hem akademik hem pratik. Evet. Aslında hepsi bir puzzle parçası gibi. Evet. Hepsi yerli evet. Yerli yerinde evet. Olması gerekiyor evet. Gerçekten. Önümüzde bir ürün var. Evet. Halim Bey biraz bu üründen bahsedelim efendim. Yani evet. Bu ürün nedir? Gerçekten Türkiye'de hatta dünyada bile tek diyebiliriz bunun için. Evet. Buyurun efendim söz sizde. Erdem Bey'in bahsettiği gibi biz geniş bir çerçevede hizmet veriyoruz. Bu hizmetin ana iki ekseni var. Birinci ekseni muadili olan, yani var olan ürünlerin daha kalitelisini, daha etkilisini üretmektir. Orada özellikle Salih Erdem Bey bahsetti, işte organik, organomineral gübreler. İkinci de inovatif ürünlerimiz var bizim. Her sene Arge laboratuvarımız var, özellikle akredite. Bu akredite laboratuvar iki iş için çalışır. Birincisi denetim ve kontrol, ikincisi de Arge ve yeni ürünler için. Bu yüzden de her sene bizim yeni bir ürünümüz olur. Fuarlarda bunu tanıtma imkanı buluruz ve çok da neticelerini iyi bir şekilde toplarız. Bu sene de koruyucu, bitki koruyucu ürünler geliştirdik. Yani bitki hastalanmadan bitkiyi korumak lazım ki hastalanarak bedel ödemesin, verim düşmesin. Bu sene de küfe, mantar Türkiye'de çok önemli, özellikle nemli bölgelerde. Onlar için koruyucu kükürt ürettik. Bu dünyada ve Türkiye'de ilk. Niye derseniz, yani kükürdün kullanımı çok eskidir ama biz onu yeni bir kompleks olarak imal etmeyi başardık, üretmeyi başardık. Üreyle kükürdün kompleksini yaptık. Böylece bugüne kadar fungisit olarak toz kullanılıyordu ya da SC formunda kullanılıyordu veya VP formunda kullanılıyordu. Bunların hepsi süspansiyon haldedir. Sonuçta
partikül haldedir ve sistemik değildir. Oysa biz bunu kükürdük kompleks olarak sistemik hale getirdik, bitki bünyesine giriyor. Burada hem dozaj azalmaya başladı. Yani normalde 3 kilo kullanılırken biz 500 gramda işi halletmeyi başardık. Hem de bitki bünyesine girerek aynen aşı gibi bitkiyi mantarlardan ve küflerden koruyor. Mesela kontak etkili kükürtler, yani bugüne kadar kullanılan kontak etkili kükürtler fungusla temas ederek öldürebiliyor. Ama temas mümkün olmayan bölgelerde, yaprak altlarında ve bitki içlerinde temas etmediği bölgelerde funguslar kalıyor. Belli bir zaman sonra bunlar yeniden üremeye başlıyor. Oysa biz bitkinin içine sistematik olarak girmesini sağladığımız için bitkiyi içten koruyor. Homojen bütün noktalara yayılıyor. Bütün noktalardaki fungusitlerle, mantarlarla, küflerle mücadele ediyor. Hem koruyor hem hastalanmayı engellemiş oluyor. O yüzden belki müsaade ederseniz burada bir de ne kadar güzel bir çözelti evet, olduğunu hatta bunu bu uygulama olarak istiyorum. Görmek isteriz yani ekran başındaki izleyicilerimize. Ötekiler süspansiyondur. Burada o kadar güzel bir yayılma var ki mesela evet, oldukça şeffaf bir ürün olarak gözüküyor. Evet. Ama bunun mesela az bir damlasını bile bir suyun içerisine aktardığınız zaman suyun içerisinde oldukça berrak, homojen bir çözelti oluşturur. İşte harika. Bunu alıp da yapraklara püskürttüğünüz zaman bitki bünyesine girerek bitkinin bütün noktalarındaki küfü mantarı öldürüyor. Ayrıca küf mantar yoksa da küfe mantara yakalanmaması için de bitkiyi koruyor. Bu senenin bence Türkiye için, Türkiye tarımı evet, için, sektör için ve bizim ufuk tarım için en önemli bir başarı, en önemli bir buluş, inovatif ürün diye düşünüyorum. Kesinlikle bence bu bakış açınız ve yapmış olduğunuz faaliyetler sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi diyebiliriz. Fuar nasıl geçiyor Halim Bey? Fuar çok yoğun geçiyor. Bizim özellikle muadil olan ürünlerin kullanıcıları, bayilerimiz, distribütörlerimiz sürekli fuarı bir fırsat bilir. Mesela dün bizim yurt dışı misafirlerimizle doldu taştı burası. Hem yeni ürünlerimizi görüyorlar hem bir önceki ürünlerimizle ilgili istişarede bulunuyoruz biz. Yani fuarlar çok şey katıyor aslında. Tabii güzel sonuçları görüyoruz. Yani duymadıklarımızı maille, WhatsApp'la duymadıklarımızı burada duyuyoruz. Bu bize yeni bir enerji veriyor. Bir sonraki fuara bizi motive ediyor değil mi? Tabii fuarın dönüşleri de belli olacak. Hedeflere ulaşabildik mi? Yani mutlaka bu yola çıkarken kesinlikle bir hedef koyduk. Kesinlikle bizim bir yakın vadeli hedeflerimiz var. Bir de uzun vadeli hedeflerimiz var. İşte bugün agronom, NK, sülfür gibi yakın vadeli hedeflerimize hep ulaşıyoruz. Uzun vadeli hedeflere inşallah çocuklar ulaşacak veya onların çocukları ulaşacak. Biz nesile gidecek aslında. Evet, dünyada küresel, uluslararası aranan her türlü tarımsal üretimde boşluğu dolduracak ürün çeşidine ulaşmak istiyoruz. Yani bütün dünyada Ufuk Tarım ve Agronom markasını tanınır, kullanılır, bilinir hale getirmek istiyoruz. Bu ince uzun bir yol. Biz yakın hedeflerimizi gerçekleştirdik. İnşallah uzun hedefleri de çocuklarla birlikte ömrümüz yettiğince yetmese de çocuklar inşallah. Evet. İlerletecek. Çünkü onlar daha iyi eğitimlerini alıyorlar. Biraz önce Erdem Bey söyledi. İşte hem alaylıyız hem akademik çalışmalarımıza. Evet. Bunlar bizden daha iyi yetişiyorlar. Evet. İşin içinde yetişiyorlar. İnşallah uzun hedefleri de onlar gerçekleşecek. Kesinlikle. Hedef de hiç bitmiyor değil mi Erdem Bey? Kesinlikle ne insan hayatında ne de sektör bazlı. Kesinlikle öyle. Evet. Biz herkesi bu aile yerine bir kere davet edelim. Bu hava da içeride gerçekten var. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere efendim. Sizlere hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz ilginize. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye turumuz ile devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Expo Center Fuarı'ndan seslendik. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ufuk Tarım'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.